sinsi, pişkin, yalancı, istismarcı, malum zat, hastalıklı, riyakar, faşist, CHP faşizmi, dürüst değilsin kelimelerini kullandı. Daha önce kadınlarımız için ne demişti? Sürtük demişti. Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat işte az önce söylediğim bu kelimeleri sıraladı. Kendisinin buradan gözlerinin içine baka baka diyorum ki bu sözlerin tamamını sana iade ediyorum. Daha önce söylemiştim senin nasıl bir insan olduğunu, hiç yanılmamışım. Aslında milletimiz de nasıl bir kişi olduğunu biliyor. Söylediğim bugün konuştuğun sözlerin içerisinde maalesef doğru olmayan şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak bunları bir kere daha böyle kirli bir ağızla ifade etmek istemiyorum. Çünkü ihtiyacımız olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi çok net olarak barıştır. Çok net olarak uzlaşmadır. Çok net olarak kardeşliktir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeyle Türkiye Cumhuriyeti'nde beyaz bir sayfa açmasının nedeni Türkiye'nin geleceğindeki bu ayrışmaları, bu kavgaları, bu kirli dilleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu bu güzelim ülkede yaşayan tüm yurttaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde farklı düşünmüşseler dahi, farklı yaşam tarzları olsa dahi birlik ve beraberlik içerisinde ayrışmadan barış içerisinde yaşamaları için bir mücadele başlattı. Bu mücadelenin Cumhuriyet Halk Partisi olarak tam arkasındayız. Tam yanındayız Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Sonuna kadar bunun yanında olacağız. Toplumu gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Onun gibi saraydan halkı izlemiyoruz. İnsanların içine karışıyoruz. Yurttaşlarımızın bizden taleplerini dinliyoruz, kaygılarını dinliyoruz, endişelerini dinliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu onların ellerini tutuyor ve onlara diyor ki geleceğin Türkiye'sinde sizin bu endişelerinize yer yok diyor. Geleceğin Türkiye'sinde özgürlük olacak, barış olacak, sevgi olacak, huzur olacak diyor. İşte tam da bununla ilgili yıllardan beri siyasete malzeme olan ve birileri tarafından siyasete istismar edilen bir konuda bunun bir kanuni güvence altına alalım diyor. Bu dilleri kullanmaya ne gerek var? Neden bu kadar rahatsız oldunuz? Neden bu kadar çirkinleşiyorsunuz? Neden bu kadar saldırgansınız? Neden bu kadar hakaret eden bir tavır takınıyorsunuz? Hakaret etmiyoruz, saldırmıyoruz, çirkinleşmiyoruz, helalleşelim diyoruz. Hatalar olabilir, hatalarımızı düzeltelim diyoruz. Konuşalım diyoruz, barış diyoruz, özgürlük diyoruz, huzur diyoruz. Çok yalın bir kanun teklifini sunduk. Çok sade bir kanun teklifini sunduk. O kanun teklifini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunduk. Şimdi bunun peşinden huzurun, barışın peşindeyiz. Bunun peşinden ayrışmayı reddeden bir zihniyetle hareket ediyoruz. O yüzden sen vazgeçmemekte kararlısın ama biz de direnmekte kararlıyız. Sen savaş diyorsun, biz barış diyoruz. Sen kirli sözler söylüyorsun, biz güzel sözler söylemeye çalışıyoruz. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Sen hayır diyorsun, ayrışacağız diyorsun. Biz diyoruz ki hayır, barışacağız, birleşeceğiz diyoruz. Gazeteci, sosyal medyayı, sokaktaki vatandaşı susturduğunda enflasyon gerçekten düşecek mi? Türkiye'de dezenformasyonun kaynağı iktidardır. Bakın, Mezitli patlaması Süleyman Soylu. Tartışılan devletin yanılıp yanılmadığı değil, senin yönetimindeki İçişleri Bakanlığı'nın bir siyasi operasyon merkezine dönüşüp dönüşmediğidir. Bize göre tam da budur. Senin bakanlığın bir siyasi operasyon merkezine dönüşmüştür. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin 2022-2023 akademik yılı açılış töreninde devletin askerine ana muhalefeti, parti liderini hedef gösteren sensin. Yılın başından bu yana 77 askerimiz, 13 emniyet mensubumuzu şehit verdik. Şimdi söylerken ya da dinlerken gerçekten çok kolay mı geliyor insanlara? Türkiye gerçekten bunu biliyor mu? Yani 10 ayda
Türkiye Cumhuriyeti 90 tane evladını teröre şehit vermiş. Türkiye bunun farkında mı gerçekten? Recep Tayyip Erdoğan genel kurulda son yaptığı konuşmada birkaç terör olayı dediğinde, o birkaç terör olayında kaybettiğimiz evlatlarımızdır. Bir evladımızın Türkiye Cumhuriyeti için değeri büyüktür. Bu evladı analar, babalar yetiştirip de gönderiyorlar. Senin evlatların gitmiyor olabilir. Bir avuç yarattığın zenginlerin evlatları gidip şehit düşmüyor olabilir. Ama yoksul ailelerin evlatları orada teröre şehit düşüyorlar. Yılbaşından bu yana 90 evladımızı şehit vermişiz. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diyor. Ayakkabı numaralarına kadar biliyordun da son terör olayı neden gerçekleşti? Neden engellemedin? Sen onun neresindeydin? Sen burayı yalanla yürütüyorsun. Komployla yürütüyorsun. Dezenformasyon işte tam da budur. Orada iki kişi bu eylemi gerçekleştirdi dedin. Birinin adını verdin teröristtir diye. Hatta parmak izi de vardır dedin. Milletin içinin gözüne baka baka bunları söyledin. Doğru çıktı mı? Hayır, doğru çıkmadı. O söylediğin kişinin hayır hayatta olduğu ortaya çıktı. Şu anda yaşıyor olduğu ortaya çıktı. Ondan sonra da o eyleme katılmış olabilir gibi bir yalana başvurdun. Yani sen milleti yanıltan, milletin bir yanılgı içerisinde ana muhalefet partisini hedef gösterdiğin bir komplonun İçişleri Bakanı olarak tam merkezindesin. O yüzden işte Türkiye'de çocuklarımız şehit düşüyor. O yüzden işte Türkiye'de hala terör olayları bitmedi. O yüzden işte Türkiye'de 10 aydan beri 90 evladımızı şehit verdik. Sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seni orada hala tuttuğu için. Tüm bu yalanlarına rağmen, tüm bu komplolarına rağmen, sebebi senin gibi birisinin İçişleri Bakanlığı'nın başında olmasıdır. AKP durmuyor değerli arkadaşlar. AKP kendi istediklerini yapabilmek için yasaları hiçe sayıyor. Kolmuş kuralları hiçe sayıyor. Ne istiyorsa onu gerçekleştirmek, adaleti kendi kumpası içerisine alabilmek için elinden gelen ne varsa onu yapmaya devam ediyor. Bugün yine bir tanesini yaşayacağız. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi olacak. AKP kurumları çürümüş bir vaziyette. Yargıtay, AYM, Danıştay, bugün de Sayıştay. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayıştay kontenjanından AYM'ye üye seçilecek. Seçim olmadan kimin seçileceğini ben size buradan söyleyeyim. Muhterem İnce. İçişleri Bakan Yardımcısıydı bu zat. 29 Haziran 2022'de yani 3 ay önce de Sayıştay'a seçildi. Yani düğmeye basıldı. Koca Sayıştay'da sanki başka hiç kimse yoktu. 3 ay önce atanan kişi Sayıştay'ın listesinden aldırıldı. Bugün de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçimi için genel kurula getiriliyor. Hatırlayın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da 27 Ekim 2020 tarihinde Yargıtay'da seçilmişti. 23 Ocak 2021'de yani 2 ay sonra AYM'ye seçilmişti. Yasal mı? Değil. Uygun mu? Değil. AKP için önemli mi? Değil. Biz dinlerken artık bir tepki veriyor muyuz? Vermiyoruz. Onlar devleti istedikleri gibi yönetiyorlar. Onlar adalet mekanizmasını istedikleri gibi kurguluyorlar. Onlar kendi oyunlarını Türkiye'de istedikleri gibi yapıyorlar. Peki bunun sonucunda sıkıntı yaşayan kim? Bunun sonucunda sıkıntı yaşayan, sıkışan Türkiye. Gençlerin özgürlüğünün elinden alındığı, eğitim haklarının elinden alındığı,
insanların üretmesinin önünün kesildiği, açlığın, yoksulluğun en üst düzeye çıktığı, Türk lirasının değerinin düşürüldüğü, enflasyonun engellenemediği, geleceğinin ne olduğunu bilinmeyen bir Türkiye 20 yılda inşa edildi. Şimdi bunu inşa edenler Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısına çıkıp televizyonların karşısında insanların yüzüne baka baka, yüzleri kızarmadan her şey yolunda merak etmeyin diyorlar. Yolunda olmayanları söylemeye devam edeceğiz. Kendi koydukları yasalara değil, milletin çıkarlarına ve beklentilerine uygun politikalarımızı hayata geçireceğiz. Ve ne olursa olsun milletimizin geleceği için, ülkemizin bekası için, milletimizin birlik ve beraberliği için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.